Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgen şunlarda birbirine eşit verilmiş ve buradaki açılar da birbirine eşit verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle 70 ise verilen bilgiyi kullanarak gidelim. Burası da 70 midir? Evet. 70, 70, 140. Buraya kaç derece kaldı? 40. E hocam açılar eşit olduğundan burası da 40. Ve şu üçgende ne var? 2 iç açının toplamı bir dış açı. Yani x ile 40'ın toplamı 70 olduğundan X'i de buradan kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar ne verilmiş? Öncelikle 72 verilmiş. Buraya bir bakalım. Hocam böyle bir U kuralı var. Toplamları 180 olacak. O zaman buraya kaç kalacak? 72'nin 180'e tamamlayan açısı kaç derecedir? 108 derecedir. E burada da bir tam açı var mı arkadaşlar? Var. Yani 108 artı 90 artı X'in kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. Şu x'i 198. X de buradan 360 eksi 198'den. Böylelikle kaç çıkıyor arkadaşlar? Sanırım 162 çıkıyor. Evet cevabımız böylelikle 162 oldu. Yani cevap balık esir oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani üçüncü sorudayız. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bütün açılarımız kaçar derece? Öncelikle onu yazalım. 60, 60, 60. 60, 90 ise burası kaç yaptı? 30 yaptı. 60 90 ise burası kaç yaptı? 30 yaptı. E bizden x isteniyor. Buraya yoğunlaşacağız. Hop şurada kaç? Toplamı 180 derece değil mi? Evet. Yani 30 ile x ve 90'ın toplamı 180 yapmalı. X de buradan kaç yapıyor? Bu x'in toplamı 120. 180'den 120 çıkınca da kaç kalıyor? 60 kalıyor. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Şimdi Şöyle paralellikler verilmiş ve 2x verilmiş, 3x artı 40 verilmiş ve 20 verilmiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Genelde paralel doğruyu uzatıyorduk. Ama paralel doğruyu uzattığımızda üçgensel bilgilerle uğraşıyorduk. Gerçi artık üçgeni öğrendiğimiz için buradan yapabiliriz. Sıkıntı yok. Hocam 20'den bir şey yapamıyorum. Bakın 2x'e bakayım. 2 2x xe ise yöndeşlikten dolayı burası da 2x midir? Evet. Hocam burada bak 20'ye ait şu üçgen var. 20'ye ait bu üçgende Hocam bu iç açı, bu dış açı, bu dış açı. Dış açılar toplamından gitmek daha mantıklı. Bazılarınız hala şöyle yapıyor. Hocam burası 180-2x, burası da 140-3x deyip iç açılar toplamı 180 diyorsunuz. Ama bence bu üçgende iki dış bir iç varsa burada da dış açısını bulup yani 160 derece 180'e de Dış açılar toplamından gitmek daha mantıklı. 2x, 3x artı 40 ve 160'ın toplamı kaç yapacak? 360 yapacak arkadaşlar. Burası 5x yaptı. Şu x'in toplamı 200. E 360'dan 200 çıkınca 160. E 160'ı da 5'e böldüğümüzde 5'e bölme kuralı 0 at 2 ile çarp. Yani 0 attın 2 ile çarpınca kaç yaptı arkadaşlar? 32 yaptı. Dolayısıyla 4. sorunun cevap böylelikle C han oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Aşağıda bir otomobilin hız göstergesini oluşturan bir çember yayı ve iş tanıklarla oluşturulmuş hız değerleri gösterilmiştir. Çember yayı tüm çemberin 5 bölü 6'sıdır. Arkadaşlar çemberin ölçüsü kaç derece? 360 derece. O zaman ben 360'ın şurası hız göstergesi kaçta kaçlıymış? 5 bölü 6'sıymış. 5 bölü 6'sını öncelikle bir bulayım. Şunu şu sadeleşince 66 kere 5 30. Yani 300 yaptım yaptı. Arkadaşlar burası 300 olacak. E burada kaç bölme var? Bakın sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam şurası kaç? 300 olarak bulduk. Burası 9 bölme olduğunu gördük. E buradaki 9 bölmeden dolayı 80'den 140'a çıkan adam. 80'den 140'a çıkan adam. Yani şurası 3 bölmesi soruluyor. Ya 9 bölmesi 300 ise e 3 bölmesi nedir diye sorabiliriz. Oran orantı ile yapabiliriz. Ya da 300'ü 9'a bölüp e hocam bir parça 300 bölü 9 diyebiliriz aslında. Çünkü 9 bölme var burada. O zaman bir bölme 300 bölü 9. E o zaman burası da 300 bölü 9. E o zaman burası da 300 bölü 9. Yani bizden ne isteniyor? 300 bölü 9'dan kaç tane var? 3 tane var. Sadeleştirelim. 3 yaptı. 300 bölü 3'ten de cevabımız da kaç yapıyor arkadaşlar? 100 yapıyor. Yani 80'den 140'a gelen adam kaç derece dönmüş oluyor? 180 derece dönmüş oluyor. Yani hız göstergesi. Kırmızı ibre. 100, 100 derece dönmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla... Cevabımız böylelikleri çıktı arkadaşlar? Beşinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik altıya. Altıncı soruda ne demiş? Altıncı soruda arkadaşlar bir şeyler verilmiş. Ne yapacağız burada? Hocam paralel doğruları uzatabiliriz. Sivrilen yerden paralel çizebiliriz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hocam ben şurada paralel doğruyu uzatsam. A alfa ise ters açıdan dolayı burası da alfa. Şununla şu paralel ya. Ne çıktı arkadaşlar burada? Direkt M kuralı var arkadaşlar. A, M kuralı var. Ama M kuralında buradaki kaçı lazım bana. Buraya da 180 eksi 3 alfa diyebiliriz. Yani şununla şunun toplamı direkt 122 diyebiliriz. Ya da e, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Sivrilen yerden paralel çizip olayı daha, daha güzel bir şekilde halledebiliriz. Şuradan paralel çizsek. Hocam ne oldu? Aa bak burası alfa oldu. Yöndeşlikten dolayı. Çünkü şuna paralel çizdim. E bununla da bu paralel olduğundan otomatikten bunlar da paralel oldu. Burada bir U kuralı oldu. Toplamları 180 diyebiliriz. E hocam burası alfa ise buraya da 122 eksi alfa mı kaldı? Evet. U kuralından dolayı toplamları 180 yapmalı. 122 eksi alfa artı 3 alfa eşittir 180 olacağından. 2 alfa eşittir 180 eksi 22. O da 58 mi yapıyor? Evet. Alfayı da buradan kaç buluruz o zaman? 29 olarak buluruz. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Geldik 7. soruya. Yedinci soruda da arkadaşlar öncelikle burası 70 verilmiş bu X kenar verilmiş. Hocam X kenar taban açıları birbirine eşit ve ikisinin toplamı 70 olacağından o zaman buraya ne kaldı? 35 derece 35 derece kaldı. Yani AA 2A 70 ise A'ya 35 bulduk. Aynı şekilde 60 var burada hocam. hop Şu açılarda birbirine eşit ve toplamları 60 ise bunlar da 30-30 oldu mu gençler? Oldu. Şimdi ne yapacağız? Buradaki alfayı kullanacağız. İster paralel doğruları uzatın isterseniz sivrilen yerden paralel çizin hiç fark etmez. Ama burası biraz karışacak gibi. Aslında karışmaz da neyse. Bu sefer paralel doğruları uzatıp öyle yapayım isterseniz. Uzattığımızda 70 ise ters açıdan dolayı burası da 70. Hocam 60 ise burası da 60 oldu mu oldu? Şöyle maviye baktığınız zaman M kuralı var mı? Var. 70 ile 60'ın toplamı neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Şuradaki açının tamamına eşit olmak zorunda. Yani 35, alfa ve 30'un toplamına eşit olmak zorunda. M kuralından dolayı. E o zaman burası ikisi 65 yaptı. Öbür tarafa attın. 70'ten 65 çıkınca 5 kaldı. E burası da 5 artı 60'tan 65 mi yaptı? Evet. Dolayısıyla 7. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Hocam ne verilmiş? İkiz kenar. Taban açısı da mevcut mu? Mevcut. Hemen şuraya bir 16'yı yazalım. E 16 16. 2 iç açının toplam bir dış açıdan burası 32 yaptı mı? Yaptı. E sonra ne yapacağız hocam? Valla şu açıların da eşitliğini kullanmam lazım. Aa hocam e, 16 ise 180'den 16 çıkart. 180'den 16 çıkartınca hemen çıkartıyorum. 164 mu kaldı arkadaşlar? Evet. Şu açının tamamı 164. E hocam bu açıda iki eşit parçaya bölünmüş. 164'ü 2'ye bölersen 82 82 yaptı mı? Yaptı. A ister bu üçgende iç açılar toplamından git. İstersen bu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı, dış açı olduğundan git. Hiç fark etmez. İstediğin yerden gidersin. Ama genelde hepiniz şu üçgeni odaklanmışsınızdır. Oradan gidelim isterseniz. X artı 82 artı 32 eşittir 180 olacağından. X de buradan şu x'in toplamı 114. 180 eksi 114 olduğundan dolayı. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 66 buluruz. Yani cevabımız böylelikle C han oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani 9. soruya. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki zarfın ikizkenar üçgen biçimindeki kapağı arkadaşlar şu kapağı ikizkenar üçgen biçimindeymiş. O zaman ikizkenar üçgen biçimindeyse şunlar eşit olamaz. Hocam burası da 100 olur. 100, 100, 200 buraya da eksi 20 kalır. Olmaz. Evet, bu 100 olan yer tepe açısı olmak zorunda. Yani şununla şu birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman burası 100 ise buraya ne kaldı? Şu ikizkenar üçgen ya ikizkenarda tepe açısı 100 ise 180'den 100 çıkart 80. 2'ye böl. 40 40 yaptı buraları. Ve bizden x isteniyor. Hmm. Sen bunu böyle açtığında aç. Kapağı ok yönünde açıldığında şekil 2'deki düzlemsel görüntü elde ediliyormuş. Zarfın kapağının alt tepesi 100 derece olduğuna göre x ile ifade edilen açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki kaç soruluyor. Arkadaşlar sen şimdi kapak böyle. E, 140 40. E, hocam sen bu kapağı şöyle açtığın zaman da aslında bir katlama sorusu. Kapağı açtığın zaman şuradaki üçgende aynı kapak değil mi? Evet. Yani tepe açısı hala 100, taban açıları hala 40 40 mı arkadaşım? Evet. E hocam sen bu kapağı açtın ama kapan katlanmış yani şurası. Eski halde şurası. Yine burası 40 40 100 değil mi arkadaşlar? Kapak böyleyken. Evet. E bizden ne isteniyor? X. X'e bakacak olursak bir de 85 de verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel. Şöyle baktığın zaman şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. Yani burası ne yapacak? Hocam şu x'in toplamı burası yapacak. A 85 ya burası. 180'e tamamlayan açısı burası kaç yapıyor? 95 yapıyor. Dolayısıyla x artı 40 da 95 olacağından x de buradan kaç buluruz? 55 derece olarak buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle edreme çıktı gençler. Güzel bir soru. Geldik 10. soruya. 10. soruda ne demiş? ABC dik üçgeninin B köşesine konulan gönye ile hatasız ölçüm yapılmaktadır. Evet gönye ile hatasız ölçüm. Hocam gönyedeki 110 derece burası 140 derece burası. 140 ile 110 derece arası nedir? 140'tan 110'u çıkartırsak kaç derece yapıyor? 30 derece yapıyor arkadaşlar. Evet gönye sayesinde buraya buldum. Bak 110 çizgisi ve 140 çizgisi olduğundan dolayı 140 ile yani şurası kaç derece yapıyor? 30 derece yapıyor. O zaman burası 30 derece oldu. Sonra ne demiş? Sabit ucu D noktasında olan bir pergel ile çizilen çember A ve B noktalarından geçmektedir. Arkadaşlar bir çember çizmişim. Bak çemberin merkezi bu olacak şekilde. Hatta çemberi tamamlayacak olursam böyle değil midir arkadaşlar? Dikkat edin. Çemberin merkezi burası. Hani bu şeyle pergel yardımıyla bir çember çizdim ya, buradaki sivri nokta ne oluyor? Merkezi oluyor. Hop şöyle. Arkadaşlar burası çemberin yarıçapı değil mi? Evet. Burası da çemberin yarıçapı değil mi? Evet. Ne çıktı o zaman burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Olay bitti o zaman. E, çünkü dikkat edin tekrar söyleyelim. Sen burada pergeli koyduğun zaman pergel A noktasından geçiyor yani şurası ve pergel B noktasından geçiyor yani burası şurası da yarıçap, burası da yarıçap oldu. Hocam ikizkenar o zaman 30'sa burası da 30 mudur? Evet. Iki iç açı gördük. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı derim. Yani burası kaç yapar? 60 yapar. E 60 90sa bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece olacağından buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Böylelikle 10. sorunun cevabını da Denizli bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve klasikleşmiş sorular kısmında ilk testi bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.